Anlatmayın. Gidin o fakiri hemen bana bulun. Emredersiniz efendim de nasıl bulacağız? Eğer bir saat içinde bulmazsanız hepinizin kafasına ben sıkarım. Peki efendim, bulunca ne yapmamızı istiyorsunuz? Kafasına sıkalım mı? Hayır, onu ilk bana getireceksiniz. Demek benim şehrimde mafya olduğunu iddia ediyor. Hadi bakalım, ona gününü göstereceğim. Emredersiniz efendim, o zaman ben gidip onu bulayım. Bu adamın istekleri de bir türlü bitmiyor ya. Neyse, gidip bulayım şu herifi. Neymiş efendim, kafamı sıkarmış. Kafamı sıkarsan senin işlerini kim halledecek ya? Nerede bu adam ya? Şurada biri var, ona bir sorayım bakalım. Abicim sen zengin birine benziyorsun ya. Bana para verebilir misin ya? Ben evden atıldım, çocuğuma yemek veremiyorum. Kardeşim sen benim sorularıma cevap ver, ben sana istediğin kadar para veririm. Harbi mi abi, ne istiyorsan sor, vallahi veririm cevap ya. Buralarda fakir diye biri varmış, tanıyor musun onu? Mafya olan mı? Evet evet, o mafya olan, tanıyor musun sen onu? Cevap ver bakayım bana, tanıyor musun? Ulan bu adam da mafyaya benziyor, şimdi fakire kötü bir şey derim kafama falan sıkar, bari arkadaşım diyeyim. Tanıyorum abi, tanıyorum ya, tanımaz mıyım? Hatta kendisi benim en yakın arkadaşım, kardeşim sayılır ya. Demek öyle ha, bin bakayım sen şu arabaya, hadi çabuk bin, hadi lan bin. Abi o mu yolladı seni ya, vallahi yanlış bir şey yapmadım, tamam direniyorum, istemiyorum çaldığı paraları da ya. Oğlum sana bin diyorsan bineceksin, bak canımı sıkma. Tamam abi kızma, biniyorum ya. En ufak yanlışında sıkarım kafanı, acımam ona göre. Tamam abi ya, kızma ya, neden ya? Abi sorma sayıp nereye götürüyorsun bizi? Yürü geç içeri, içeride öğreneceksin nereye gittiğimizi. Tamam abi ya, gidiyorum işte, vurup durma. Abi burası da neresi ya, herkes silahlı ya, ne var burası ya? Aa tamam ya, geçiyorum, dur vurma. Selamünaleyküm. Aa kardeş, sen şu kanalı olan çocuk değil misin ya? Kardeşim patron burada, saçma sapan konuşma. Ya kardeşim ne patronu, ne anlatıyorsun, nereye geldim ben ya, ne burası? Aa tamam vurma ya. Söyle bakalım bana, kim bu? Ben sana bana fakiri getir diyorum, sen kimi getiriyorsun bana? Kim mi şimdi senin kafana? Efendim hayır, durum, kendisi fakiri tanıyormuş, fakirle çok yakınlarmış, kardeş gibiler. Hayır be, yok öyle bir şey, fakirle kardeş gibi falan değilim, ben onun yüzünden direnci oldum zaten, bütün paralarımı çaldı. Vallahi beni vurma diye öyle dedim ben. Hadi lan oradan, sen demedin mi fakir benim kardeşim gibi diye? Benim canımı sıkma lan, senin yüzünden patron bana kızıyor. Ya vallahi ben onu vurmayın beni diye söyledim, korktuğum için söyledim. Vallahi şu an yakın falan değiliz ya, direnci yaptı beni adam. Oğlum kıvırmasana. Karar veremedim. Şimdi ben hanginizi vuracağım? Milkshake, sence hangisini vurayım? Efendim bence ani karar vermeyin. Bir dinleyelim ikisini de, ondan sonra karar verirsiniz. Evet doğru söylüyorsun Milkshake, ama kimse bana ne yapacağımı söyleyemez. Lan adam kendi adamını vurdu lan. Lan adamı niye vurdun? Lan niye vurdu? Bu mafya aleminde çok basit bir tuzaktır. Kimse yemez, bu salak yedi. Söyle bakalım bana, siz şimdi bununla neden küssünüz? Ya ben çok zengindim, tamam mı? Benim bankam vardı. Bu şerefsiz mafya oldu, tamam mı? Mafya olup soydu benim bankamı. Evet, benim de en gıcık olduğum şey bu. Kendisini mafya gösteriyor ama kendisi fakir, rezalet biri dışında başka bir şey değil. Ya vallahi aynen öyle, ben de öyle düşünüyorum ya. İzin verin size yardım edeyim ya. Demek bize yardım edeceksin. Tamam et bakalım. Çocuklar yeni ekip arkadaşınıza silah ve kıyafetleri verin bakayım. Ulan süper oldum be, söz sizi utandırmayacağım. Çok teşekkür ederim. Git, daha fazla vakit kaybetmeden bana o fakiri getir. Emredersiniz efendim, hemen alıp geliyorum onu. Ulan çocuğa da yazık oldu be, neyse gideyim ben. Efendim bu cesedi ne yapalım? Gidin denize atın, bana niye soruyorsun? Gencecik çocuktu vallahi ya, yazık oldu, YouTube kanalı da vardı. Ulan fakir, sana gündü göstereceğim lan, bittin lan sen. Artık ben de mafyayım oğlum, aynı senin gibi ben de mafyayım oğlum, bittin lan sen. Nerede saklanıyordur ki bu şimdi acaba ya? Kesin şehir dışına gitmiştir. Ev kafası en fazla ona basar ya. Ulan of ya, çok sıkıldım ya, mafya olmak ne kadar sıkıntı. Çocuklarımı özledim, karımı özledim ya ben. Ulan ne yapsam, gitsem teslim olsam acaba? En azından ziyaretime gelirler, temiz don falan getirirler. En iyisi şurada gölgede kestireyim biraz ya, çok uygun geldi. Uf salağa bak be, burada işte buldum, salak uyuyor bile. Bu iş sandığımdan bile kolay oldu be. Şşt fakir, kalk bakayım. Git lan başımdan, mafyayım lan ben, sıkarım kafana, uyuyorum ben, rahat bırak beni. Şşt fakir, asıl mafya benim, kalk bakayım, tanıyacak mısın? Zengin abi, ne oldu sana? Sen de mafya olmuşsun, Allah Allah. Ne oldu lan, abim oldum şimdi. Geçen bankamı soyuyordun, kafama sıkmakla tehdit ediyordun. Abi şaka yapmıştım ben. Vereyim istiyorsan paranı, ne olur sıkma kafama. Hadi lan oradan, gel yürü gidiyoruz seninle. Seni görmek isteyen insanlar var. Abi onlar gerçek mafya, beni onlara götürme. Bunları bankamı soymadan önce düşünecektin oğlum. Sen sakince otur burada, beni bekle, tamam mı? Benim bir işim var, halledip döneceğim, tamam mı? Geleceğim hemen. Efendim sormayayım sormayayım diyorum ama kaç saat oldu, bu zengin gelmedi ya. Yani tabii ki aklınızda bir şey vardır da benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum, böyle huzursuz oluyorum. Canım benim, sen böyle şeylere kafanı yorma, bana bırak bu tarz işleri. Şuna bak, mafya bozuntusu, sen kimsin huzursuz oluyorsun? Özür dilerim efendim, haklısınız. Peki gelirse ne yapacağız? Gerçekten bu kadar salak olamazsın ya, geldiğinde sıkacaksın, kafasına geçeceksin. Haklısınız, fakirden bahsediyoruz değil mi? Yazık yazık, gerçekten çok yazık. İkisi
Hepsinin de kafasına sıkacaksın. Ne yapayım ben zengin? Emredersiniz efendim. Şimdi anladım. Aferin, hala burada ustaca oturuyorsun. Hadi yürü gidiyorum. Yok neymiş efendim? Mafyaymış da şöyleymiş de böyle. Yürü lan. Dangalak seni. Selamünaleyküm. Bakın getirdim fakiri, gördünüz mü? Ben bir söz verirsem tutarım. Tebrik ediyorum zengin bey. Bu patron çok sevinecek. Kendisiyle konuşup geliyorum hemen. Patron. Patron, zengin getirdi fakiri. Gerçekten biliyormuşsunuz bir şeyler. Tabii oğlum, ne sandın sen beni? Senin gibi bir salak mı? Buralara nasıl geldim sanıyorsun? Kimse bana oyun oynayamaz, tuzak kuramaz dediğim her şey yapılacak. Vallahi helal olsun patron, alayım mı içeri ikisini? Al bakalım, ifadesini alalım şu fakirin. Emredersin patron. Şşş, siz gelin bakayım buraya. Patron bak, bizde yanlış olmaz, getirdim fakiri demiştim sana. Aferin sana, gerçekten iyi becerdin bu işi. Tabii ki efendim, ne sandınız, bizde yanlış olmaz. Ya zaten olursa da yanlışlıkla olmuştu. Göreceksin sen şimdi. Demek artist gidip millete ben mafyayım deyip haraç kesen lavuk sensin. Evet arkadaşlar, şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. 3'ten geriye sayacağım. Bakalım o sürede kanala abone olabilecek misiniz? Sayıyorum. 3, 2, 1, 0. Evet arkadaşlar, olabildiniz mi? Lütfen yorumlara yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Yani çok mafyaysan ellerinin bağından kurtulsana, beni dövsene. Patron peki ne yapacaksın sen şimdi buna? Ona değil, siz ikinize salak sersem. Gerçekten senin gibi malı mafya yapacağımı düşündün mü? Kardeşim dediğin insanı sattın. Şimdi ikinizin de kafanıza sıkma vakti. Efendim ne yapmamı önerirsiniz? Git ikisini de hapse at. İbretlik olsun diye şehrin önünde, herkesin önünde sıkacağım kafalarına. Emredersiniz efendim. Geçin bakalım böyle sizi sersemler. Bir de kendilerini mafya sanıyorlar. Biz neler yaşıyoruz, neler çekiyoruz, sizin haberiniz var mı lan? Mermi olmuş 5 lira lan. Zengin Bey'in bahsettiği yer burası olmalı. İyi ki kafasına göre iş yapmadı da bana haber verdi. Bütün mafyayı bitireceğim. Gideyim de bitireyim. Kapının önünde iki koruma var. Bir tane de adam burada. Onu vursam, onlara bomba atsam bu işi çözebilirim bence. Hey bana bak, salak suçlu. Ne oluyor lan, sen de kimsin? Ben kim miyim? Şimdi göreceksin kim olduğumu. Al bakalım sana, al bakalım. Siz de bunu alın bakalım. Salak suçlular dedi. İşte bu kadar. Kimse benim şehrimde mafyacılık oynayamaz. Merak etmeyin, sizi de kurtaracağım. Son duanı et Kerem komiser. Buraya kadarmış. Hadi be oradan. Sen et son duanı. Ben niye ediyormuşum? Aa, Allah kahretmesin. Vuruldum. Tamam ya, sakin olun. Çıkarıyorum sizi şimdi. Kerem, Allah gönderdi seni ya. Kurtardın bizi ya. Çok sağ ol. Lan fakir, anlamadın mı? Ben Kerem'le konuşmaya gittim az önce seni bırakıp. Fakir evet, zengin haklı. Zengin geldi bana bütün olayı anlattı. Anlamış onu size zarar vereceklerini. Seni kurtarmamı istedi. Vay be, hiç beklemezdim zenginden. Teşekkür ederim. Ya işte sen benim bankamı falan soyarsın, ben de hayatını kurtarırım. Böyleyiz oğlum biz işte. Tamam hadi, siz daha da kavga etmeden bir gidelim. Sizle konuşmam gereken şeyler var. Yürü hadi gidelim, ne konuşacaksa. Ulan Kerem, konuşacağım dedin. Hapsattın lan bizi, ne yapıyorsun lan? Evet Kerem ya, hapis nereden çıktı? Çıkarsana oğlum bizi. Hiç kusura bakmayın, siz mafyacılık oynadınız. O yüzden şehir çok tehlike altında kaldı. O yüzden siz burada kalacaksınız. Lan oğlum tamam, fakir at benim bankamı soydu da ben ne yaptım oğlum? Kurtarmak için yaptı. Hadi lan oradan, kurtarmak için yapmışmış. Sus lan, kendin öleceksin diye yaptı. Lan fakir bak, haddini aşma oğlum. Paralarımı ver önce, ondan sonra da haddini bil. Korkak zengin, korkak zengin. Oğlum keşke Kerem'e söylemeseydin de sıksaydılar kafana lan sen. Hadi lan, sanki sana sıkmayacaklar da. Allah Allah ya. Lan adamlar bile dedi kendini mafya sanıyor diye, hiçbir şey değil diye. Sen de altına yaptın zaten. Numaraydı o, numaraydı o. Bakın gördünüz mü, hala kavga ediyorsunuz. Şimdi başka şeyler olacak buradan çıkarsanız. En iyisi burada olun, hem birbirinize hem başkalarına zarar vermezsiniz. Lan Kerem, şimdi sana zarar veririm. Çıkar lan bizi. Evet Kerem bak, mafya kostümüm duruyor. Vallahi çok kötü yaparım seni. Zengin Bey, şehrin en büyük mafyasına ne yaptığımı gördünüz. Lütfen bu konuyu tartışmayalım. Hiçbir şey yapamazsınız bana. Ulan oğlum benim param var lan bir kere. 20 tane kiralık katil tutarım, kafana sıkarlar oğlum. Zengin abi, yine de çok teşekkür ederim ya. Vallahi sen olmasan ölüyorduk gidiyorduk ya. Ne demek oğlum, ne olursa olsun sen benim kardeşimsin. Abi söz, çıkalım buradan. Vereceğim senin paralarını. Sağ ol kardeşim ya. Ben de dilencilik, fakirlik ne kadar zormuş öğrendim sayende. Ben de artık böyle davranmayacağım insanlara. Bakın daha 5 dakikada ne kadar iyi insanlar oldunuz. Bir 5 yıl kalın da bakın ne oldu. Ne 5 yıl mı Kerem, ne saçmalıyorsun lan? Ulan var ya, hepsi senin suçun. Niye Kerem'i çağırıyorsun? Niye? Arkadaşlar sizce zengin ve fakir hapisten çıkmalı mı? Lütfen yorumlara yazın. Oğlum Rüzgar ya, babalarımız durduk yere hapse girdi Kerem komiser yüzünden. Ne yapsak ya? Harbiden Arda ya, babalarımız hapse girdi Kerem komiser.
komiser yüzünden biz de mafya olup genel komiserden intikamımızı alalım. Değil mi oğlum ya? Mafyacılıkta da çok para var diyorlar. Kimse de sana sataşamıyormuş, bir şey yapamıyormuş, hemen vurabiliyormuşsun. Evet evet, ben de duydum onları. Mafyacılık çok iyiymiş. O zaman ben kararı verdim. Gidiyoruz, mafya oluyoruz, babalarımızı hapisten çıkarıyoruz. Vallahi olurlar da ya, bana uyar, yapalım bu işi. Doktor bey çok teşekkür ederim ya. Beni buldunuz, kurtardınız. Beni nasıl buldunuz o denizde ya? Oğlum ne bileyim, balık tutmaya gittim, bir baktım sen çıktın ya. Neyse ya, kurtulduk ya, ona bakalım.